merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber başlıyor. Ben Melisa Bağcı. Efendim bugün bültenimiz dopdolu. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Önce Eyüp Sultan'a gideceğiz. Eyüp Sultan'da bir işletme sucuk fiyatını 150 liradan satışa sununca haliyle tartışmalara yol açtı. Peki kilosu 150 liradan sucuk satışı olur mu sorusu karşımıza çıkınca bunun detaylarını efendim ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağız. Sonrasında Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da baba oğul pide almak için fırına gidiyorlardı. O sonrasında sokak köpeklerinin saldırısına uğradılar. Peki haberin detayları nasıl? Bunu da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Ve arkadaşlarımdan rica ediyorum şimdi ekrana getirmiş olduğumuz balıkçı. Efendim balıkçı teknesinden denize siyah sıvı bir madde döküyor. Bu siyah sıvı maddenin ne olduğu çok fazla tartışılmıştı önceki günlerde. Daha sonrasında bu balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Cenaze töreninde yakınları ise balıkçının aslında sosyal medyada uğradığı linç kampanyasından dolayı hayatını kaybettiğini ileri sürünce detayları tabii ki birazdan Beyaz Ana Haber'de sizlerle olacak. Ama güncel bir haber turumuz var. Akabinde biz burada sizlerleyiz. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği zırhlı askeri araç yoldan çıkıp takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler hemen askerlerin yardımına koştu. Devrilen araçtan bir asker yaralı kurtarıldı. Diğer 13 asker de kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza görüntüsü de Ankara'dan. Hatalı şerit değiştiren sürücü kontrolünü kaybedince böyle kaza yaptı. En sağdaki bariyerlere çarptıktan sonra en sola geçip refüjün üzerine çıkan otomobil şans eseri yanındaki diğer araçlara çarpmadı. Kaza yapan aracın sürücüsü de hafif sıyrıklarla kurtuldu. Onu kestiler, başındaki şapkayı çevirip durdular. Sonrasında niye yan baktın diye çıkıştıkları adamı böyle dövdüler. Seyhan Caddesi'ndeki kavga sadece bir kişi araya girdiği için uzun süre devam etti. İki gencin uzun süre dövdüğü adam araya girenlerin çoğalmasıyla daha fazla dayak yemekten kurtuldu. Saldırgan gençler de olay yerinden uzaklaştırıldı. Basket maçından Galatasaray formalarıyla çıkan Uğur İris ve kızı Nil yolda bir grubun saldırısına uğradı. Saldırgan grup baba kızı darp edip ellerindeki Galatasaray bayraklarını aldıktan sonra kaçtı. Burhan Felek spor salonu önünde yaşanan saldırıdan sonra harekete geçen polis 7 saldırganı gözaltına aldı. Saldırıyı organize eden 2 kişinin dolandırıcılık ve mala zarar vermek gibi birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosikletlinin ölümden döndüğü Etimesgut'taki kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Aşırı hız yüzünden kontrolden çıkan otomobil önce kendi yolunda giden motosikletliye çarpıp savurdu. Hız kesmeyen otomobil ardından takla atarak durabildi. Eyvah, eyvah, eyvah. Çok kötü bir kaza oldu. Bu korkunç kazada motosikletliyle birlikte otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Şu an ilk müdahale yapılıyor. Ümraniye'deki yangında alevlerin sardığı çatıda mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşuları yetişti. Yanan evin sahibi Mustafa Küçükkuş anten kablolarının yardımıyla bir alt kattaki balkona sarktı. Balkonda kendisini tutmak için bekleyen komşularının yardımıyla canını kurtarmayı başardı. Yola hatalı çıkış yapan otomobil kazaya yol açtı. Çarpışan otomobiller alevler içinde kaldı. Artuklu'nun Kabala köyü yakınlarındaki kazada çarpışmanın şiddetiyle ayrı yerlere savrulup yanmaya başlayan araçlarda tam 6 kişi yaralandı. Kısa sürede yetişen itfaiyeciler araçları söndürürken yaralılar da hastaneye kaldırıldı.